Amerika'da toptan satışlar Mayıs'ta %0.8 arttı. Satışlar bir önceki ay %1.1 artmıştı. Toptan stoklarsa Mayıs'ta %1.1 beklentisini aşarak %1.3 arttı. Amerikan Başkanı Biden, ekonomide rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bir kararname imzaladı. Kararnamenin aileler için fiyatları düşüreceği, çalışanlar için ücretleri artıracağı, inovasyonu ve daha hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmesi bekleniyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Avrupa Merkez Bankası'nın %2 olarak belirlenen enflasyon hedefinin geçmişte hedefin altında kalınan dönemlerin açığını kapatmak adına aşılması için çabalamayacağını söyledi. Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın yeni enflasyon hedefinin bir taban değil, simetrik olduğunu söyledi. Villeroy, çok düşük enflasyonu da çok ciddi risk olarak gördüklerini savundu. Çin'de enflasyon Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %1.1 arttı. Beklenti 1.3'tü. Üretici fiyatları ise Haziran'da yıllık bazda %8.8 yükseldi. Çin'de Mayıs'ta yıllık bazda tüketici enflasyonu %1.3, üretici enflasyonu %9 artmıştı. Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında 15 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 50 bas puanlık indirime gitti. Zorunlu karşılıkların indirilmesiyle serbest kalacak likiditenin bir kısmının finansal kuruluşlar için orta vadeli kredi kolaylığının geri ödenmesinde kullanılacağı belirtildi. Türkiye'nin cari işlemler dengesi Mayıs'ta 3 milyar dolar açık verdi. Cari açık Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre 919 milyon dolar azalırken bir önceki aya göre 1.3 milyar lira arttı. Mayıs'ta altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 774 milyon dolar açık verdi. Bu rakam geçen yıl Mayıs'ta 2 milyar dolardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %14.4'ten 15.6'ya yükseldi. 12 ve 24 ay sonrasına dair enflasyon beklentilerinde de artış görüldü. Atık plastik ithalatına getirilen yasak uygulamaya girmeden kalkıyor. Polietilen atık ithalatına 18 Mayıs'ta getirilen yasak sıkı denetimlerle kaldırılacak. Yeni uygulamayla firmalara teminat mektubu şartı getirilecek. İthal edilen atık limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, G20 kapsamında Amerikan Hazine Bakanı Yellen'la görüştü. Elvan, mevkidaşıyla ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik verimli bir toplantı yaptıklarını anlattı. AK Parti'nin meclise sunduğu yeni torba teklifte ÇEK cezalarında erteleme süresinin uzatılması da yer aldı. ÇEK kanununun geçici 5. maddesinde 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçların infazının durdurulması hükmü, torba teklifte yer alan düzenlemeyle 30 Nisan 2021'e çekildi. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda bu cuma akşamı itibariyle karşınızdayız. Haftayı kapatmaya artık çok yakınız. Yoğun bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Şu dakikalar itibariyle gündemde bakalım neler var, nasıl bir şekillenmiş, şöyle ekranlara getirmiş olalım. Önce Amerika ile Wall Street ile başlayacağız. Amerikan endekslerinde dün çok sert bir geri çekilme vardı ve aynen şu yorumu yapmıştık. Ya bir bakarsınız yarın bu tamamen unutulur, yukarı doğru bir hareket olur. Aynen de öyle oldu. Bugün bakıyoruz Amerikan endeksleri yukarı gidiyor. Dünkü delta varyantı endişeleri, ekonomik toparlanmayı delta varyantı vurur mu endişeleri tamamen silinmiş durumda, endeksler yukarı. Her üçü de, hem Dow Jones, hem S&P, hem Nasdaq yukarı gidiyor. Tahvil faizleri de dün 1.30'ların altına doğru inmişti. Bugün bir miktar yukarıya doğru hareketlendi. Orası da rahatlıyor. Tabii bu tabloda Merkez Bankası, Fed'in ne yapacağı, Amerikan Merkez Bankası'nın adımları da yine gündemimizde olmaya devam ediyor ki bu hafta Fed tutanaklarını almıştık, hatırlayalım. Ve altın, petrol her ikisi birden yukarı hareketlenmiş durumda. Ons altın 1800 doların üzerine attı kendisini. Brent petrolde de %2'nin üzerinde yükselişler var. Petrol fiyatları o 76 dolarlardan 72-73 dolara doğru bir ufak düzeltme yapmıştı. Şimdi yeniden 76 doları zorluyor. İçerinin gündemine baktığımızda bizde menümüzde neler var diye baktığımızda dolar TL'nin sakinliği.
Dolar TL'nin efendim aşağı gelmesi, 8.70'in altında olması, TL'nin oynaklığının düşmesi önemli bir gündem maddesi. Borsa İstanbul'da bakın bu başlığı hiç değiştirmedim. Dün de aynı başlığı atmıştım. Borsa İstanbul'da küresel etki. Dün kötü bir küresel rüzgar vardı. Risk iştahı bozuk. Borsa öyle düşmüştü. Şimdi bugün bakıyoruz. Bugün yurt dışı gayet iyi. Borsaları, Amerika'yı, Avrupa'yı. Bu sefer de yurt dışının yine bir küresel etkisi olumlu bir şekilde bize yansıdı. Bizim borsamız yukarıda kapattı ama tabii dün düştüğümüz kadar yukarıda değiliz. Onu da ifade edelim. Ve enflasyon beklentileri. Piyasa katılımcıları anketi oldu artık. Hani insanlar karıştırıyordu çünkü enflasyon beklentisi dediğinde Merkez Bankası anket dediğinde Merkez Bankası'nın beklentisi yukarı gitti demek diye yorumlayanlar, yanlış yorumlayanlar vardı. O anketin adı değişti. Piyasanın beklentisi enflasyonda yıl sonu için 12 ay ve 24 ay için yukarıya doğru gitmiş durumda. Birazdan canlı yayında Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan olacak. Üzeyir Doğan'la sohbet edeceğiz. Bol bol piyasa borsa konuşmayı planlıyoruz. Şöyle bir rakamlara bakalım. Tablo nasıl? Efendim sohbetimize geçeceğim. Dolar TL 8.66'da yön aşağı. 8.70'in altındayız. Euro TL 10.30'un hemen kıyısında. Dolar endeksi sakin. Hatta aşağı geliyor. 92.1'de %0.3 düşüyor. Euro dolar paritesi yukarı. 1.18.76 seviyesiyle Viyopodüz akşam seansı yatay 1518. Gün içerisinde grafiğe bakalım. Çok sakin bir dolar TL'miz var bugünlerde. 8.70'in üzerine pek çıkmıyor ve 8.70'in altında kalmayı sürdürüyor. 8.65 bugün gördüğü en düşük seviye. Borsamız bugün yukarıda kapattı dedik ama dün düştüğü kadar yukarıda değil. Dün geri çekilme vardı. Bugün 0.4 yukarıdayız. 1.378'den kapandık. Bakalım tahvil faizlerimize 2 yıllık ve 10 yıllıklara bakacağız. Burada da çok bir değişim yok. Yani neredeyse aynı yerdeyiz. Hem 2 yıllık 18.5'a yakın, 10 yıllık tahvil faizimiz de 17.5'un biraz üzerinde. Hiçbir değişim yok. Amerikan 10 yıllıklarında ise burada biraz hareketlenme görüyorum. Bakın 1.35'e kadar geldi. Bunun bir gün içerisi varsa arkadaşlar rica edeyim. Bu aralar çok istiyorum ama 1.35, 5 yıllık yukarıda, 2 yıllık yukarıda Amerikan faizleri yukarı gidiyor. Belki haftalığa da bakabiliriz. 1.30'lardan bakın bugün geldi. 1.35'lere doğru gitti. Bu hafta 1.24'e kadar düşmüştük bakın. Haftalık grafik çok yani oynak, koskoca. Dünyanın en büyük tahvil piyasasından bahsediyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.46'dan yani 1.50'lerden geliyor. Önce 1.25'lere, hatta 1.25'in de altına. Sonra yeniden yukarı gidiyor 1.35'lere. Sadece bunlar bir hafta içerisinde oluyor. Ama bu toparlanma 1.35'lere doğru gidiş biraz daha olumlu bir beklenti. Amerikan ekonomisine dönük o risk iştahından kaçınma eyvah modunun biraz daha rahatlaması, tersine dönmesi, fiyatlaması gibi görünüyor. Altında da 1800 doların efendim üzerine geldik. 7-8 dolar birden yukarıdayız. 1811 gram altın dolar TL'deki düşüşe rağmen sabit duruyor, yatay duruyor çünkü ons altın yukarıda. Bitcoin dün geri çekiliyordu. Burası da hafif primli. 33.362 dolar. Petrol fiyatları 76 dolara yaklaştı Brent. Amerikan tipi de %2'nin üzerinde yukarıda. Hemen Avrupa'ya bakalım. Yemyeşil bir Avrupa göreceğiz. Dünün aksine bakın hepsi yemyeşil. %2'ye varan yükselişler gördük. Amerika'da da aynı şekilde yükselişler. %1.3, 1.1 ve %1. Dow Jones'un 450 puan birden yukarı gittiğini görüyoruz. Haftalık grafikte de şu vadiyi burada bir yerde göreceğiz. Bakın işte burada dünkü geri çekilme ve bugün de yukarıya doğru gidişi net bir şekilde görmekteyiz. Melike'ye döneceğim. Bakalım sevgili Melike'de. Melike ne dedik dün bu programda seninle beraber? Ya bugün böyle denir ama yarın bir bakarsın bu delta falan unutulmuş olabilir dedik. Bir hafta önce dün korkuda, bir hafta önce delta yok muydu da dün bu kadar satışıyor delta bahanesiyle dedik. Şimdi bugün gene unutuldu. Haftaya belki bir delta korkusu daha fiyatlanacak. Ama tabii senin yorumların önemli. Merak ediyoruz. Dinleyelim. Evet Barış. Şimdi bir tahvil faizlerinde toparlanmayı yaşadık ya bugün. Neydi? Haziran 2021, 2020 yani geçen seneden beri gördüğü en büyük haftalık düşüşü yaşıyor. Ve öyle haftayı kapatacak tahviller, tahvil faizleri. Ama bugün toparlanmasıyla birlikte hemen bankacılık sektörü de kendini toparladı. Bankaların işine yaradı yani.
Bir yandan da senin de söylediğin gibi hani biz çok enteresan haberler alıyoruz ama bunun fiyatlaması farklı oluyor. Sabah saatlerinde Biden ne dedi? Teknoloji ve ilaç firmalarına çok ciddi yaptırımlar, regülasyonlarda bulunacağım ki bu zaten Obama döneminde başlamıştı. İlaç fiyatları çok ciddi bir şekilde fahiş fiyatlarla karşımıza getirilirken büyük ilaç firmaları, eczacılık firmalarıyla birlikte bununla savaşılacağı denmişti. Onun devamı ama bir sürü yasa tasarısını hızlı bir şekilde geçirip hem verilerle veri ihlaliyle ilgili olarak büyük teknoloji firmaları Facebook, Amazon, Microsoft hepsini saydı. Ben dedim tamam Nasdaq bugün satışlarla günü geçirir bitirir fakat öyle olmadı. Tam tersi Nasdaq'da Dow Jones'da tüm zamanların zirvesine gidiyor. Neden? Şimdi her ne kadar bu yasa tasarıları böyle konuşulsa da şu anda hali hazırda bir tasarı yok bir. İki, bir yandan da Çin'e ve İran'a, teknoloji firmalarına o kara listeye bir atıfta bulundu. Zaten bu kara listeyi biliyoruz. Teknoloji firmalarına yaptırımlarda bulunacağını da biliyorduk Biden'ın. Ama isimleri bilmiyorduk. İsimlerle karşımıza geldi. Çin'e karşı, İran'a karşı insan haklarını ihlal ettiklerinden dolayı 34 firmaya adeta savaş açıyor Biden. Şimdi bu tabii ABD'li firmalara bir şekilde parayı aktartıyor. Ama en önemlisi JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock gibi büyük firmaların, kurumların ne demesi global büyüme devam ediyor. Daha da iyiye gidecek diye yatırımcılarına bu raporları sunmaları. İkinci çeyrekte haftaya başlıyor bilançolar. Beklentiler yukarı çıkarılmış durumda. Ve bütün bunlar bahane oldu. Tahvil faizlerinin de tekrar bir düzene kendini sokmasıyla birlikte. Şimdi bazı hisselerde çok sert düşüşler, bazılarında çok sert çıkışlar yaşıyoruz. Mesela Biogen hissesi Alzheimer'la ilgili bir ilacın FDA tarafından onay almaması ile birlikte çok ciddi düşüşler yaşıyor. Haftalık zararda olmasına rağmen petrol kendini yukarı attı ve Pfizer'da üçüncü dozum için bir an önce başvurmam lazım dedi. Neden? Çünkü Delta varyasyonunda sadece %60 etkili olduğunu açıklar açıklamaz İsrail'den gelen bu raporla birlikte Pfizer'da kolları sıvadı ve Ağustos itibariyle hemen bir acil durum otorizasyonu almam lazım dedi. Güney Kore'de pazartesinden itibaren sosyal uzaklaşma ile ilgili en ciddi, en sıkı tedbirleri alırken Güney Asya ülkeleri kapanıyorlar. ABD tam tersi yönde. Yani ya biz bunda yine sınıfta kalacağız, geç kalacağız. Çünkü Delta varyasyonu ABD'de yeni COVID-19 enfeksiyonlarının %60'ını oluşturuyor. Bu kadar hızlı bir şekilde bazı eyaletlerde de yayılırken Biden'dan ses seda çıkmıyor. O teknoloji ilaç firmalarına kafayı takmış durumda. Bed Bath & Beyond'ın hissesi de yine yukarı çıkanlardı. Bu perakende zincir devi diyor ki Credit Suisse tarafından benim reytingim yukarı çıkarıldı. Fiyat hedefi 19'dan 30'lara çıkarılınca çıkmaması için onda bir sebep yok. Elsa tropik fırtına dün New York, New Jersey'yi gerçekten yani kavurdu geçirdi tam anlamıyla. Ve şimdi o daha kuzey doğu eyaletlerine gidiyor. Ve ABD'de bu iklim değişikliği ısınması ile ilgili fatura 2 trilyon dolarmış. Çünkü Haziran ABD Güzel. tarihinde en sıcak Haziran ayıymış. 40 yıllık bir rekor baktığımızda kırılmış. 2 trilyon dolarlık bir faturayla karşımızda. Diyorum Melike'ciğim, sözü tekrar size İstanbul'a beni veriyorum. duyabiliyor musun? Evet, duyuyorum. Fırtınaya kadar diyorum getirdim biz. Bu fırtına sezonu ne zamandı Amerika'da? Hep böyle konuştuğumuz. Güney eyaletlerinde bu ay başlıyor ama Vay be. artık her şey değişti. Haziran'da oldu. Haziran'da geldi Elsa Florida'ya hem de Florida ile başladı. Ağustos'ta zirve yapar. Güney eyaletleri çok ciddi bir darbe yer bundan. Zaten Florida'nın yarısı boşaltıldı neredeyse diyebilirim. Peki. Ama yönü çok önemli. Nereye gideceği biz şimdi bundan etkilendik. Bir de Kanada'da biliyorsun tarihi rekorlar 120 Fahrenheit 40 küsür 42 dereceye geliyor. Ondan insanlar hayatlarını kaybettiler ve çok büyük önlemler almaya başladı Kanada Başkanı bununla ilgili olarak. Tüneller kazılıyor, yer altı mağazaları, evleri falan yapılmaya başladı. Çok enteresan bir yerdeyiz. Yani global ısınma yok diyen Trump'ın kulakları çınlasın diyorum. Peki.
Melike çok teşekkürler. Kapanışta bir kez daha bizlerle olacak. Ben dönüyorum stüdyoma. Üzeyir Doğan bu akşam bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle pandemi döneminde nadir evet. Konuklarından bir tanesi. Çok teşekkür ederiz. Kabul ben teşekkür için, ederim. Geldiğin sağ için. Olsun. Hocam zaten radyoda da her pazartesi beraber oluyoruz. Evet. Üzeyir Doğan'la bizi izleyenler bilir. Bloomberg KT radyoda her pazartesi. Şimdi yurt dışıyla başlayalım. Amerikan endeksleri dün biraz böyle sallanır gibi oldu. Delta endişeleri ama bugün baktığımızda yükselişe net bir geri dönüş var. Sanki hiç olmamış gibi. Nasıl yorumluyorsun bu gidişatı? Yurt dışındaki risk iştahını senden dinleyelim. Aslında hani günlük o kadar çok değişiyor ki yani bir gün önceki yaptığımız yorum ertesi gün tam tersine gidiyor. Ama totalde baktığımızda aslında 3 tane kritik konu var Barış. Piyasa hareketine göre biz bunlardan hangisinin olduğunu konuşuyoruz. Yani bir, bunlar nedir dersen 1 delta varyantı virüsün etkileri, 2 enflasyon endişeleri ve Fed'in alacağı aksiyonlar, 3 ekonomik toparlanma. Yani yükseldiği zaman ekonomik toparlanmayı ön plana çıkıyoruz. İşte Amerika'da ekonomik verileri ilgili toparlanma kuvvetli. Bunun endişesi, neticesinde piyasa yükseldi diyoruz. Düştüğü günde ya Fed'e ya virüse bağlıyoruz. Yani aslında şu an yaptığımız yorumlar piyasa hareketlerine göre yapılan yorumlar. Yani yoruma göre piyasa hareket etmiyor. Yani normalde bunun tam tersi olması lazım. Yani önce olayları yorumlamanız lazım. Bu yorumlamaya göre de bir fiyatlama olması lazım. Ama biz şu anda fiyatlama oluyor. Fiyatlamaya göre bu üç yorumlar hangisini seçersek onu söylüyoruz. Ve aslında yorum yapmak çok daha kolay bir hale geliyor böyle olunca. Bu bir süre daha devam edecek gibi. Aslında bu durum şunun da bir göstergesi. Bir kararsızlık var. Yani bir şeyleri fiyatlayamıyor. Piyasa yeni bir hikaye bulmakta, yeni bir trend oluşturmakta zorlanıyor. Yani bu aslında olumsuz bir tablo totalde baktığımızda. Çünkü bir taraftan bakıyorsun Amerika'da endeksler tarihi zirvelerde diyorsun. Ama diğer taraftan işte aylardır söylüyoruz bu zirveler 3 puan, 2 puan, 1 puan yani ay içerisinde rakamlarla değişiyor. Bir gün bakıyorsun zirveden dönüş var, ertesi gün bakıyorsun tekrar bir alış var. Yani bu ciddi manada bir kararsızlık olduğunun çok net bir göstergesi. Bu aslında sadece Amerika endekslerinde değil, bizim endekse baktığında da çok net bir şekilde gözüküyor. Yani bu kararsızlık ya yeni bir hikaye oluşmasıyla ya da hali hazırda saydığımız birçok riskten ki en önemlilerinden bir tanesi FED, bu risklerden birinin fiyatlanmasıyla son bulacak. Ben biraz daha açık söylemek gerekirse risklerin biriktiği kanaatindeyim. Çünkü zirvelerde oluşan bu kararsızlıklar çok hayra alamet değil bana kalırsa. Evet, S&P 500'ün son bir yıllık grafiği bu arada. Hakikaten şaka gibi bir tablo. Pandemi diyoruz, ekonomiler küçüldü, evet. Sonra yükselişe yeniden canlanmaya geri döndü ama endeks 4368'e kadar gelmiş hocam. Ki değerlemeler de yani biz bundan öncesinde geçtiğimiz yıl bile hani bir pandemiden önceki dönemlerde bile hisselerin çarpanlarının tarihi ortalamalarından çok çok uzaklaştığını söylüyorduk. Ki balon uyarıları yapanlar vardı Amerika endekslerinde ama bir taraftan da bu kadar para varken bu para nereye gidecek sorusuna cevap bulunamıyordu ve bu para hisse senetlerine girdi, girmeye de devam ediyor. Ama artık işte o para akışı daha önce oluk oluk akan paranın azaltılması ihtimali gündeme gelmeye başladı. Bu en tehlikeli durumlardan bir tanesi. Yani piyasa belki 2013 Mayıs ayındaki gibi bir anda kaos yaşamayacaktır ama ki bu alıştırıldı kademe kademe ve bir anda da bu bol likitasyonun çekilmesi mümkün değil. Yani ilk etapta varlık alım programlarının azaltılması yani piyasaya eskisinden daha az para verilmesi ama genişleme devam edecek. Bir taraftan o kadar çok genişleme oldu ki bunun sterilizasyonu belki 10 yıllar alacak. Yani bu süreçte belki o dönemki kadar bir katastrofik bir durum yaşamayabiliriz ama ben yine de bu ihtimalin artıyor olmasını yakın vade için çok ciddi risk oluşturduğu kanaatindeyim ki bu 27-28'inde bence FED bu seferki açık piyasa komitesi toplantısında FOMC'de daha net bir mesajı da verebilir kanaatindeyim. Bu da piyasalar üzerinde bir baskı oluşturabilir endişesini taşıyorum açıkçası. Evet, FED bu toplantıda daha net bir mesaj verebilir. Önümüzdeki toplantıda piyasalar üzerinde baskı oluşturabilir diyorsun. Ben FED'i soracaktım ama sen biraz geldin. Biraz da Amerikan 10 yıllık tarafına bakalım istersen. Orası da bir garip. Yani evet. FED'i konuşuyoruz. FED varlık alım hızını ne zaman azaltır, ne zaman faiz artırır, 2023'de mi, 2022'de mi tartışmasının yanında Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri 1.30'un altına kadar inmişti. Az önce gösterdik. Bu biraz
hani yorumlamakta zorlandığımız piyasa dinamiklerinden bir tanesi galiba. Evet, yani şimdi söylediğin zaman işte dün niye düştü? İşte şey deniyor, işte riskli varlıklardan kaçış başladı, güvenli limana giriş verdi ama... Evet. Bu böyle değildi. Yani orada gerçekten bir fiyatlama var ve ama ciddi manada bir anomali var. Yani bir enformasyon formasyon uyumsuzluğu dediğimiz döngüye girmeye başladık. Biz bir taraftan tahvil alım programlarının azaltılmasından bahsediyoruz. Bundan birkaç ay önce Amerikan faizleri 1.70'i geçtiğinde 2 olur mu, 2'nin üstüne gider mi endişeleri vardı. Geldiğimiz nokta işte 1.25'leri görüp 1.35'ler oldu, tepki verdi diye oradaki harekete bakıyoruz. Yani ben bunun bir anomali olduğu kanaatindeyim. Bir enformasyon, formasyon uyumsuzluğu olduğu kanaatindeyim. Dediğim gibi piyasadaki kararsızlık döngüsünün oraya da yaklaştığı kanaatindeyim. Yani hacimler ne oluyor bilmiyorum ama gerçekten bunun bir anomali olarak kalacağını yakın vadede Amerikan tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketleri çok net bir şekilde görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Burada özellikle dediğim gibi Fed önemli çünkü geçen ayki toplantıyı hatırlarsan Barış, yani orada çok garip bir ifade kullanmışlardı. Yani bu varlık alım programlarının azaltılmasının konuşulmasının konuşulduğu toplantı gibi bir şey. Ama dün açıklanan, bu hafta açıklanan FED tutanaklarına baktığında azaltma nereden yapılacağı kadar konuşmuşlar. Yani şeyden mi yapalım, borçtan mı yapalım, normal hazine tahvillerinden mi yapalım? Yani nereden yapılacağını bile konuşmuşlar. Yani bu konuşmanın konuşulduğu bir toplantı değil, bariz bir şekilde konuşulduğu toplantı olmuş ve bu toplantı muhtemelen dediğim gibi o serinin devamı olarak burada bunu konuştuk, dile getirdik vesaire şeklinde bir net ifade gelebilir kanaatinde. Bu da piyasanın ciddi manada ilk etapta olumsuz reaksiyonuna sebebiyet verebilir. Peki ekranlara bir efendim değerlendirme alarak devam edelim. İbrahim Aksoy'un değerlendirmesi Amerikan Merkez Bankası konusunda HSBC portföy yönetiminden neler söylemiş izleyelim, sonra devam edelim. ABD ekonomisi her zaman için Euro bölgesi ekonomisinden daha dinamik bir ekonomi. Bunu aslında geçtiğimiz yıllardaki toparlanma dönemlerinde de gördük. Ben açık söyleyeyim şunu anlamıyordum. Sene başında hani parite konusunda sene sonu için 1.30-1.27 gibi tahminler vardı. O dönemde benim düşündüğüm şuydu aslında. Raporlarımızda biz bunu müşterilerimizle de paylaştık. ABD ekonomisinde daha hızlı bir toparlanma var. Euro bölgesinde daha yavaş bir toparlanma var. Parasal teşviklerin geri çekilmesini ilk önce hangi ekonomide beklersiniz? Tabii ki ABD ekonomisinde beklemeniz lazım ama piyasalarda şöyle bir algı oluştu. Küresel risk iştahı sene boyunca yüksek seyredecek. O yüzden dolar küresel olarak değer kaybedecek ve euro dolar paritesi 1.30'lu seviyelere çıkabilir yıl içinde ama burada dikkatten kaçan nokta şuydu dediğim gibi hani ABD ekonomisi çok daha hızlı toparlanıyor. Ve şimdi de aslında parasal teşviklerin ilk olarak ABD'de azaltılmasını bekliyor piyasa. Önümüzdeki haftalarda, aylarda tekrar enflasyon kaygıları gündeme gelebilir. Ben o yüzden Euro-Dolar paritesinde olası yükselişlerin kalıcı olmasını çok beklemiyorum. Örneğin Euro-Dolar paritesinde 1.20 ve üzerine yükselişler olursa bunun bir hedging fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ABD Merkez Bankası para politikasındaki gevşekliği daha önce ortadan kaldırmaya başlayacak. Bu yüzden dolar bence önümüzdeki dönemde euro karşısında değer kazancı trendini sürdürebilir. İbrahim Aksoy'u dinledik. Üzeyir Doğan'la sohbetimiz devam ediyor. Hazır Amerikan Merkez Bankası'na konuşurken hemen bizim Merkez Bankamızla konuşalım. Borsayı diğer bölüme bırakalım tamamen. Haftaya da bizim Merkez Bankamızın çarşamba günü toplantısı evet. var. Bugün o toplantı öncesi piyasa katılımcıları anketi açıklandı ve yıl sonu enflasyon beklentisinin 15'lerin üzerine doğru gittiğini görmüş durumdayız. Arkadaşlarımız ekrana getirdi. 14.5'lardan 15.5'ların üzerine çıkmış kabaca. 12 ay sonrası da yukarıya gitmiş. Enflasyon beklentileri bozulmuş. Üzeyir Doğan haftaya Merkez Bankası ne yapar bu tabloda? Yani açık söylemek gerekirse hiçbir şey yapmaz. Çünkü bir faiz arttırımı zaten Merkez Bankası'nın gündeminde asla değil. Yani gördüğümüz o. Faiz indirimi içinse ne zaman ne ortam uygun. Yani genel itibariyle baktığımızda enflasyon 17'lerin üzerine çıktı. Gelecek ay Temmuz ayı enflasyonu birçok etken nedeniyle daha da yükselişi işaretli olacak. Doğalgaz, 18'lerin üzerinde belki fiyat elektrik göreceğiz. Elektrik zammı oraya gelecek. Elektrik zammı, doğalgaz zammı bunların yanına bu kısıtlamaların tamamen kalkmış olması bunun getirdiği bir talep artışı, Kurban Bayramı
Öncesinde 15 Temmuz süreci, yani oradaki aslında Cuma'yı da dahil edersen araya uzun bir tatil dönemi. Seyahatler, turizm harcamalarına vesaire ciddi artış. İnsanların uzun süredir belki kılık kıyafet harcamalarında çok düşük rakamlar görüyorduk. Ki Mayıs ayı enflasyonuna da bu kapanma nedeniyle yansımıştı zaten. O ayki düşük gelmede bu etkiliydi. Şimdi insanlar tatile gidecek, işte eş dost akraba ziyaretleri kısmen başlayacak. Bu bayramda her ne kadar mesafe desek de bunlar olacak, yani bunlar tahmin etmek zor değil. Bunlar kılık kıyafet harcamalarını da arttıracak. Artı yeme içme sektörü vesaire de canlanacak. Bunların hepsi enflasyonist sürece katkı sağlayacak unsurlar. Bu nedenle Temmuz ayı enflasyonu yine yukarı yönlü gidiyor olacak ve yıllık enflasyon 18'lerin üzerine geçiyor olacak. Politika faizi kaçta? 19'da. Merkez Bankası ne diyordu? Ben belli bir reel faizi her zaman koruyacağım. Ama geleceğimiz nokta neredeyse politika faiziyle enflasyonun yakınsadığı bir dönem olacak. Muhtemelen Merkez Bankası bu enflasyonun düşeceğini, Temmuz ayından sonra aşağı yönlü trendin başlayacağı vurgusunu tekrarlayacak. Ama herhangi bir şekilde ben faiz değişikliği yapacağı kanaatinde değilim. Yani dediğim gibi zaten arttırma isteği ve eğilimi Merkez Bankası'nda yok. Yani bunu son toplantıların tamamında gördük. Yıl sonu gelsin enflasyon düşecek, biz de faiz indireceğiz. Hiçbir zaman yükseltme vurgusu gündeme gelmedi. Yani gerektiğinde arttırabiliriz vurgusu gündeme gelmedi. Bu toplantıda gelir mi? En azından ben, metinde gerekirse eksiklaştırma yaparız cümlesi eklenir ben, mi? Yani o eksiklaştırma yaparızdan kasıt şöyle, yani sıkı duruşun kararlılıkla devam ettirileceği vurgusu tekrarlanabilir ama o var zaten. Yani o belki tekrarlanabilir. Bir şahin daha metin. Biraz şahinliği arttırılmış bir metin. Yani biraz daha şahin metin Barış. Yani Merkez Bankası'nın faiz arttırması olur. Ben açık söylemek gerekirse çok büyük sürpriz olur benim için. Dediğim gibi benim şu ana kadar Merkez Bankası'nın duruşundan, yapılan açıklamalardan anladığım hiçbir şekilde faiz artışının gündeme gelmediği yönde. Hatta bunu Nisan'da, Mayıs'ta da çok konuşuldu. Bizler de konuştuk. Yani hep senaryo yıl sonunda enflasyon düşecek ve faizi yıl sonunda indireceğiz. Faizi Haziran'da, Temmuz'da mı indiririz yoksa Ekim'de, Kasım'da mı indiririz ya da arada mı indiririz? Tek tartışmamız buydu. Yani o zaman da çok söyleniyordu bu kur geçişkenliği, Fed'in politika değişikliği, üfe. Bunlar enflasyondaki artış, üfenin tüfeğe geçişkenliği. 43. Bunlar acaba Merkez Bankası'nın o reel faizini kısar ve politika faizine yakın bir enflasyon ya da üstünde bir enflasyon oluşursa Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda da kalabilir mi? Yani bu endişeyi de hep söylüyorduk ama hiçbir metinde buna ilişkin bir açıklama görmedik. Ben görürsek çok büyük sürpriz olacağı kanaatindeyim. Benim tahminim o sıkı duruş vurgusunun tekrarlanması, orada da piyasa mevcut duruş sıkı mı değil mi onun tartışmasını yapacaktır. Ben bu nedenle biraz pas geçilecek bir toplantı ama TL üzerinde de çok pozitif bir durum oluşturacak bir toplantı olduğunu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Peki, o zaman izninle bir araya gidelim. Aralardan biraz daha Borsa İstanbul'u detaylıca seninle konuşmaya çalışalım. Araya gideceğiz. Araya giderken efendim bir değerlendirme daha alalım. Aktif Bank ekonomisti Can Ayan neler söylemiş? O da Merkez Bankası'na ilişkin değerlendirmesi ekranlara gelecek. Sonra ara, ardından buradayız. Enflasyon raporunda doğal olarak yukarı yönlü bir revize görmemiz mümkün. Çünkü o dönemden beri hem gıda fiyatlarında hem de emtia fiyatlarında kuvvetli bir seyir var birçok gelişmede. Piyasadaki beklentiler Temmuz ayında bir tepeye işaret ediyordu. Şu anda da öyle işaret ediyordur muhtemelen. En azından bizim beklentimiz bu şekilde. Kısıtlamaların etkisiyle bir önceki veride aşağı yönlü sürpriz görmüştük. Şimdi de Haziran ayında belki de bu ertelenmiş talebin talep koşullarını bir baskı yarattığını görebiliyoruz fiyatlar üzerinde. Bu baskının devam etme riski var hem iç talep tarafı, yani kredi ivmesinde bir ivme kaybı olsa da özellikle tüketici kredilerinin yıllık değişiminde ticari kredilerden daha yukarıda gittiğini ve iç talep tarafından bir yukarı yönlü risk oluşabileceğini görüyoruz enflasyon kanadında. Bununla beraber dışsal riskler de hala etkisini koruyor. OPEC Plus üzerinden, yani bazı politika haber akışlarından takip ettiğimiz petrol fiyatı özellikle burada başı çekiyor diyebiliriz yine. 2009'dan beri sanırım en yüksek seviyelerde fiyatlanıyor şu anda ve bu fiyatlanmanın devam etmesi veya da daha yukarıya doğru gitmesi bizim de mevsimsel olarak petrol ihtiyacımızın olacağı zamanlarda tabii ki hem cari denge üzerinde risk yaratacaktır hem de enflasyon görünümü üzerinde risk yaratmaya devam edecektir. Burada üfe ile tüfe arasındaki makas çok açıldı. Ya sanırım veri tarihinin en yüksek seviyesinde.
normalde döviz kuru gelişmeleriyle açıklayabileceğimiz bu farkın üzerine emtia fiyatlarındaki seyri de eklendi. Şu anda bunu yakından takip etmek lazım ve öngörmek bu geçişkenliğin nasıl olacağını gerçekten çok zor. Biraz daha yavaş bir şekilde üfeden tüfeğe geçişkenlik görüyoruz. Özellikle üfenin bazı alt kalemlerinde %100'ün üzerinde artışlar var yıllık bazda. Direkt enerjiyle ilgili olan bazı alt kalemlerde. Bunların geçişkenliği olacaktır. Bütün bunlar bir araya geldiğinde evet piyasa katılımcıları anketinde yukarı yönlü revizyonların olması normal. Buradaki katılık yani yüzde yani politika faizine yakın seviyede belki daha yakın seviyede oluşabilecek enflasyonun ne kadar süre devam edeceği önemli. Biz de burada Kasım ayı gibi belki aşağı yönlü bir gelişme olabileceğini düşünüyoruz. Bu da tabii ki Aralık PPK'sında Merkez Bankası'nın önünde olacak bir veri olacaktır. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde son günlerdeki hareketin anomali olduğu kanaatindeyim. Yakın zamanda ABD tahvil getirisinde yön yukarı olabilir dedi efendim Üzeyir Doğan. Sohbetimiz devam ediyor. Bu bölümde biraz Borsa İstanbul'a gelmek isterim. Borsa İstanbul'da da yani mehter marşı gibi iki ileri bir geri. Bir gün yukarıda, bir gün aşağıda. Bir gün aşağıda olduğunda yarın muhtemelen yukarıda dediğimizde gerçekten öyle oluyor. Bir gün yukarıda olduğunda yarın muhtemelen düşer dediğimizde de gerçekten öyle oluyor. 1400'ün çevresinden bir türlü ayrılamayan bir borsa, hacmin düşük olduğu bir borsa diyeyim. Ben sadece başlıkları vereyim. Üzeyir Doğan acaba şöyle bir bize Borsa İstanbul anlatsa neler söyler? Bir de buraya 200 günlüğü de atayım. Hatta bir basit bir üstel koyarsan 200 günlüğü daha net gözükür şu son bir haftaki sıkışma. Üsteli deneyeceğim. Peki sen lütfen yorumlara başla. Ben anlatayım başla. En azından tamam. Orada. Şimdi gerçekten borsada inanılmaz bir sıkışma var. Sen de dediğin gibi yani hiçbir strateji geliştirmeyip son dönemde artı olduğu gün günün sonunda satıp ertesi günü beklesen, düştüğünde de tekrar alsan inanılmaz bir trade kanalı oluştu. Yani bu kaç gün daha devam eder bunu tahmin etmek zor. Yani borsa hep bir gün düşecek bir gün çıkacak diye demiyorum bunu ama son dönemde ciddi bir kararsızlık bizim tarafta da var. Net bir şekilde gözüküyor. Bu kararsızlık ama şey de değil yani böyle bir karamsarlık da değil yani mesela yurt dışı örneğin satışlar varken dün bazı borsalarda %2'leri aşan satışlar varken bizim borsada mesela %1,5 civarında 1,3 civarında bir düşüş gördük. Bugün tam tersi bir durum var yurt dışı borsalarda bu sefer %2'yi aşan yükselişler var bazı yerlerde bu sefer bizim borsa %0,30 yükselebiliyor yani ne yükselişe tam anlamıyla katılacak bir iştah var. Ne düşüşe katılacak bir iştah var. Yani böyle inanılmaz bir iştahsızlık var. Bu da zaten işlem hacimlerine net bir şekilde yansıyor. Yani hacim düşük mü? Biraz bize şu hacim düşük. Hacim altta görünüyor çok ama. Düşük. Yani 12 çok milyar TL civarında bir işlem hacmi görüyoruz. Bir ara kaçtı mesela? Bir ara biz 50-60 milyar TL'leri hatta 70 milyar TL'yi gördüğümüz günlük işlem hacmi var. 70 milyar evet, TL. Şu 2020'de de. 2020'nin sonları 2021'in başına doğru olan kısımlarda. Evet. Ama bu o mu normaldi? Bu mu normal bu tartışma konusu? Yani çünkü zaten oraları görmeden önce hacimler genellikle 15-16 milyar dolar, 20 milyar dolar civarında gidip geliyordu. Sonrasında civarında gidip geliyordu. Sonra borsaya inanılmaz bir ilgi oluştu. Yeni yatırımcı kitlesi geldi. 1 milyon borsa bir yükseliş geldi. Trendi oldu. O yükseliş trendinde sürekli her aldığından kar elde eden ve bizim yapımız gereği sıcak kanlıyız. Karı gördük hemen cebe atma yanlısı oluruz. Hemen karı cebe at, yeni pozisyon al diyen bir yatırımcı kitlemiz oldu. Bunlar sürekli hacim üretti. Öyle bir hacim ki bari şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye ekonomisi hani dünyada kaçıncı sırada diyoruz? 17-18 evet. sırada diyoruz. Borsa İstanbul'un değeri toplam piyasa kapitülasyonu sıralamasında dünyada kaçıncı sırada? Daha aşağıdayız. 30 küsürlerdeyiz. 35-36. Civarında falanız. İşlem hacmi sıralamasına gelince hop sıra hemen böyle 15-20'lere düşüyor. İşlem hacmi bölü piyasa değeri. Yani piyasa değerinin kaç katı işlem yapıyoruz diye baktığımızda 2020 yılında bir numarayız. Yani tüm dünya endeksler arasında. Yani çok heyecanlı bir borsayız. Kesinlikle inanılmaz bir böyle heyecanlı yatırımcı kitlesi sürekli var. Hareket sürekli eden. Al sat, sürekli al sat. Ve evet, bunun peşinde koşan bir aracı kurumu için güzel bir şey. Güzel bir atmosferdi. Zaten aracı kurumlarının hisse fiyatındaki artışı da geçen sene gördün. Yani inanılmaz yükseldi. Mart'tan sonra baktığın zaman grafik tersine döndü. Neden? Günlük 50 milyar, 60 milyar, 70 milyar TL hacimlerden
düştük 12-13 milyar, 15 milyar hacimlere. Şimdi bu hacim bu kadar düşünce elbette aracı kurumların gelirleri de düştü. Yani bu bir tarafı. İkincisi yatırımcının ilgisizliği ciddi manada üst plana çıktı. İlgisiz mi şu an yatırım? Kesinlikle ilgisiz. Nereden yani, anlıyoruz bunu? Birazdan güncel anlıyoruz? Örneklerle anlat. Barış, şey önceden 100 telefon geliyordu, şimdi 10 telefon. Önceden her gün 20 müşteri hesap açıyordu, şimdi 2 müşteri. Yani biraz daha böyle anlatma Barış, rica. Ben sadece ekibimi dışarıda tutuyorum. Kendi şahsi cep telefonumdan ve iş telefonumu sayamadığım için sadece cep telefonunu saymıştım. Yani sene başında benim telefonumun çalışı günlük 60-70 arasıydı. Ki bu sadece şirket içerisinde ya da yakın eş dost yatırımcılarımızın çevremde bilenler var. Yani bir şeyler sormayı arayanlar, iş telefonu ayrı. Ekibi arayanlar ayrı. Şu an bazı günler oluyor 5 kez, 10 kez telefon çalıp kapandığı günler biliyorum. Yani çok azaldı. Gerçekten şu son özellikle birkaç aydır. Yani biz o Mart'tan sonra o ivmeyi gördük. Mart'tan sonra o düşüş başlamıştı ama şu ara insanlar herhalde bir de tatil etkisi falan da başladı. Evden çıktılar artık, dışarıdalar. Aynen. Yani hiç arayıp soran olmuyor. Yani ya arayayım ben. Abi sen niye kendini dert ettin? Arayacağım ben seni bundan sonra. Arayın. Yani aranması lazım. Yani şimdi bakıyoruz hani diğer taraftan. Mesela eskiden günde 40 soru, 50 soru geliyorsa yazılı soru yatırımcılardan. Şimdi o sorular işte 15'lere 20'lere düşmeye başladı. Yani bunlar illaki değişecek. Yani konjonktürün de etkisi var. Elbette bir piyasanın kaybettirmiş olmasının olumsuz etkisi var. Çünkü ben hep söylüyordum. Geçen seneki yatırımcı kitlesi kaybetmeyi bilmeyen bir yatırımcı kitlesiydi. Yani girdiler zannediyorlardı ki hep alacağız bir üstten satacağız. Yenisini alacağız onu da bir üstten satacağız. Değer kavramının ne olduğunu hiç bilmeyen böyle hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama yine de kullanacağım. Saçma sapan fiyat hareketlerinin peşinde koşan, hiçbir değer yaklaşımı olmayan hisselerde alım satım yapan bir yatırımcı kitlesiydi. Ve buralarda zararlar oluşmaya başlayınca bu yatırımcı kitlesi bizim doğal uzun vadeli yatırımcımıza dönüştü. Nasıl? Artık bakmıyor. Yani eskiden kar eder derken %1 kar elde ettiğinde heyecan yapan, satan yatırımcı şimdi %10, %20 zarar etmiş durumda. Belki gün içerisinde %5, %10 daha zarar ya da kar elde ediyor. Ama umursamıyor artık diyor yani orası maliyetim burası o çıkmadan ben buraya dokunmayacağım. Bu işlem hacimlerini de ciddi öldürmüş. Hacim çok burada çok daha net görünüyor az önce grafiğe göre yani çok net aşağı gelmiş. İnanılmaz bir şekilde. İkincisi bu yerlinin isteksizliğinin yanında yabancının ilgisizliği var. Yani yabancı da bu yok da piyasada. Yani Borsa İstanbul'da yabancı ilgisi. Bunu biraz da bu tarafını konuşalım. %40'lara doğru geldik mi? Hatta ben sana Barış bir şey söyleyeyim yani söyle. O %40'ın da aslında sistematik bir şekilde analiz edilmesi lazım. Yani nasıl? Bazı payların halka açıklık oranı yüksek ama fiili dolaşım oranı çok düşük olan ve hissesi inanılmaz şişik fiyatlamalarda olan bazı hisselerin etkisi. Bankalarda hiç değişmeyen işte o yabancı sahipliklerden dolayı oluşan paylar vesaire gibi bunları çıkarttığımızda acaba gerçek trade manasında ne kadar yabancı kalıyor borsada belki bunu da analiz etmek lazım. Ben o %40'ın bile çok şey olduğu peki kanaatindeyim. Yani gerçek manada hani o al sat yapan fiili dolaşım içerisindeki payının o oranda olduğu kanaatinde değilim. Çok da altında olabilir. Yabancı neden az, neden gelmiyor, neden şimdi, çıktı? Yabancı buraya gelir gelirken nasıl geliyor Barış? Yani ilk önce buraya geldiğinde ilk yaptığı işlem ne? Elindeki dövizi satmak değil mi? Dövizi satacak, TL'ye çevirecek. Borsada TL olarak hissesini neden alacak. Şimdi borsada risk alacak, pozisyonunu alacak ve belli bir süre sonra o riskini kapatmak için borsadaki pozisyonunu kapatacak, aldığı parayla da gidecek, tekrar dövizini alacak, gidecek. Ve gelirkenki döviziyle giderkenki döviz arasına bakacak, o dolar bazında ne getirdiğine bakacak ve buna karar verecek. Şimdi yabancı diyor ki, ben diyor geçtiğimiz dönemde size güvendim, geldim. İşte kur 8'di, 7,5'tu, hatta 7'ye geldi, 7'nin altına geldi. Dövizi getirdim, sattım. Borsada potansiyel olduğunu düşünerek borsaya aldım. Ama çıkarken şimdi niyetlendiğimde bir çıkamıyorum. Dövizi alamıyorum. İki aldığım zaman kur 8,5 oluyor. Daha da almaya kalksam belki 9 olacak, 10 olacak. Yani girerkenki kurla çıkarkenki kuru öngöremiyorum diyor. Bunu öngöremediği yerde de yabancı içeride %5'lik, %10'luk, %15'lik getiri potansiyelini o riski göze alıp buraya gelmiyor. Yani öyle bir ihtimal oluşsa bile onu göze almıyor. Yabancının gelmesi için ilk şart yabancının girerkenki kurla çıkarkenki kuru öngörebilmesi ve burada makul bir fiyatlama olması girerkenle çıkarken arasında. Bunu sağlayamadığımız sürece
yabancı buraya gelir vesaire, bu tartışmayı bunu yapmak çok yersiz. Bunu nasıl sağlayacağız? Kur şu an sakin gibi mesela. Niye hala gelmiyorlar? Sakin ama bir ay sonra ne olacağını biliyor musun? Ya da iki ay sonra ya da üç ay sonra. Yani pozisyon aldırken çünkü bugün al yarın sat yapmıyor. Yani girdiği zaman piyasaya, çünkü yabancı fon aldığı zaman alması ve satması bile piyasada ciddi hareketliğe sebebiyet veriyor. Hele ki kötü bir döneme geldiğinde, satmaya çalıştığında, işte geçtiğimiz dönemlerde Merkez Bankası Başkanı değişimi yaşandığında gördük. Yani piyasada bırak satmayı, yani satmanın adı bile geçse sadece belki bir fonun çıkışı bile iki günde ne kadar zarar ettirdi. Hem borsanın düşüşü hem kurun çıkışı olarak. Yani böyle bir atmosferde diyor ki hani ben buraya geldim. Ola ki işler yolunda gitmedi. Bir şey ters gitti ve yeniden ben satmak durumunda kaldım. Nasıl satacağım? İkincisi şunu anlatamaz. Yani yani onlar da sonuçta belki bazıları kendi parasını ama birçoğu da başkalarının parasını yönetiyorlar ve şu riski almak önemli. Yani siz böyle bir atmosferde örneğin işte Fed işte sıkılaşacak mı? Daha doğrusu varlık kalım problemini azaltacak mı diyoruz. Başka şeyleri konuşuyoruz. Hani neden CDS'i 400 olan bir ülkeye yatırım yaptınız ki burada kur volatilitesinde geçmişte biliyorsunuz dendiği zaman hani yatırımcıya cevap vermek de zor olabilir. Yani onlar açısından da hani bu riski göze almayıp hani yatırımcısına bunu anlatmaktansa gideyim Türkiye yerine başka bir ülkede yatırım yaparım. Hani 3 kazanacaksam 1 kazanırım ama yatırımcıma daha rahat hesap veririm algısı da etkili olabilir. Yani bunun da ben o tarafta etki olduğunu düşünüyorum. Nasıl ikna edeceğiz? Evet. Birincisi bizim para ve maliye politikalarımızın öngörülebilir olduğunu. Para politikasını biraz daha öngörülebilir mi kılmamız lazım? Aynen, kurdaki oynaklığı yani, aşağı, o yabancının ikna edilmesi önemli bir faktör. Yabancı şunu söylüyor. Yani bir, Türkiye'de CDS primlerinin düşürülmesi, iki, enflasyonun düşürülmesi öncelik olmalı. Ama burada öncelikler yer değiştirmemeli. Yani biz enflasyonu düşürmek yerine faizi düşürmeyi aklımızın bir kenarına koyduğumuz zaman yabancı bundan rahatsız oluyor. Yani kur, yani enflasyon düşmeden mi acaba faiz düşecek? Acaba erken bir davranış mı olacak? Bu endişeyi taşıyor ve bu endişe biraz daha bana kalırsa yabancı ürküten taraf oluyor. Yani bizim bir şekilde fiyat istikrarı öncelikli para ve maliye politikasına geçmemiz lazım. Bu büyümeden de daha önemli. İşte başka politikalarda, rakamlardan da daha önemli. Yani bizim burayı sağlamamız gerekiyor. Çünkü geçmişte de gördük, biz fiyat istikrarından uzaklaştığımız her zaman hem daha yüksek faiz hem daha yüksek kurla tekrar karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunu da yabancıya bir şekilde anlatmamız lazım. Bunun yan etkisi ne olursa olsun, bu acı ilaç ne olursa olsun bunu yutacağız ve fiyat istikrarını sağlayacağız. Yani biz bunu önceliklendirirsek, çok uzak değil, bundan 7-8 ay önce bunu konuşuyorduk ve yabancı gelişlerini konuşuyorduk. Sonra bir anda tekrar işler tersine dönüştü. Yani CDS aşağı düşmüştü. Aynen yani. Bir şekilde sonra değişim, Merkez Bankası görevden alınması sonrasında CDS'imiz bir anda yukarı gitti. Sonra biraz aşağı geldi. Erken bir faiz indirimi olmayacak. Sıkı duruşumuz var, merak etmeyin. Yani Merkez Bank para politikası tarafından etkiyi söylüyorum CDS'e. Biraz aşağı geldik ama 400'lerin hemen altındayız. Yani hala yüksek maalesef. Yüksek, yani buna böyle baktığımız zaman işte 500'lerden 600'lerden geldi, 400'ler düşmüş gibi gözüküyor ama emsallerimizle kıyasladığımda yani burası Türkiye'nin kesinlikle hak etmediği rakamlar. Yani evet, gelişmekte olan ülkelerin CDS primlerini koyduğun zaman yani evet, tablo bu. Türkiye yani bu rakamları hak etmiyor. Yani Arjantin işte artık klasman dışı diyelim. Türkiye işte 395, hemen altında Güney Afrika var, 195. Aradaki farka bak Barış, yani iki katı yani. Ki ortalamalar hani yüzlere doğru geliyor, yüzlerin altına geliyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bu şuna benziyor. Hani diyoruz ya, yabancı neden gelmiyor? Şimdi sana bir seçenek sunuyoruz. Buradan işte evine gideceksin. İki tane araç geliyor. Araçlar aynı diyelim. Şoförler farklı. Sana sadece bir bilgi veriliyor. Bu şoförün kasko primi 10 bin lira, diğer şoförün kasko primi 2 bin lira. Hangisini tercih edersin? Hangisini bilip evine gitmek istersin? Yani tabii ki 2 bin liralık. 2 bin liralık tercih edersin. Yapmış. Çünkü daha az kaza yapmış, daha soğukkanlı bir şoför demek ki vesaire. Belki öbürüyle eve belki daha erken gitme şansın var. Belki daha hızlı sürüyor. Daha iyi getiriler sunabiliyor. Yani ki bizim volatilitemiz o getirileri sağlıyor. Ama her an kaza yapma riskin var. Yani böyle bir atmosferde diyor ki ben evime sağ salim gideyim de, çünkü eve gidince evdekilere durumu anlatacağım. Ya niye o arabaya bindin diye soracaklar. Peki. İşte onu anlatmam adına şey yapıyor. Bizim bu CDS primleri bu açıdan enflasyon kadar da kritik bir konu yabancı için. Biraz bankacılık endeksine bakalım. Bunların hepsini konuştuk, tamam.
Ama mesela son dönemde bankacılık endeksinde bir hareket de oldu, evet, yukarıya doğru. Mesela Garanti Bankası dibinden, son dibinden %30-33 yukarıda. Bankacılık endeksinin burada iskontosu, hep konuşuyoruz, Borsa İstanbul iskontosu. Biraz şu iskontolardan bahsedelim. Gelişen ülkelere göre bizim iskontomuz nerede? Bankacılık endeksimiz yine ne diyeyim, emsal ülkelere göre nerede? Bu burada bir potansiyel daha orta ve uzun vade için Zeyir Doğan görüyor mu? Görüyorum. Yani biz enflasyonu düşürdüğümüz zaman, düşürmeye başladığımız zaman ilk pozitif reaksiyonu göreceğimiz yer bankacılık endeksi. Ama işte dediğim gibi yani biz enflasyonu hep düşüreceğiz ve bunun paralelinde faiz indirimleri başlayacak. Biz bu sürece kendimizi çok şartlandırdık. Aksi olursa bunun fiyatlaması çok bambaşka olur, yani ters yönde. Buradan daha kötü fiyatlama olur mu? Olabilir. Yani... Ama şunu diyor mesela, bu hafta konuştuğumuz bazı borsada hani tecrübeli konuklarımız, borsa düşemiyor da dedi artık. Yani daha düşecek yeri de kalmadı. Düşemiyor da, çıkamıyor tamam ama artık düşemiyor da dedi. Hani daha fazla yani, aşağı gelmiyor gibi. Borsada şöyle söyleyeyim, hani zirvenin sonu yoktur derler, dibinde dibi yoktur. Yani o bir anlık bir karara, bir harekete bağlı. Yani coşkunun çok olduğu bir dönemde, kimsenin tezahür etmediği bir dönemde borsadaki düşüşü gördük. Yani 1250'ye kadar 2 günde geldi. Yani burada bir harekete ya da bir habere bakar, borsada hızlı çıkış olur. Yani düşerse ben de çok kalıcı olacağı kanaatinde değilim ama bir an piyasadan herkes elini ayağını çektiğinde, yani tabiri caizse 3-5 kuruş likiditeyle piyasada farklı dipler oluşabilir. Yani o riskler var. Ki bankacılık tarafında aslında biz bir potansiyelden bahsediyoruz. Fiyatlama diyoruz. Uzun vadede enflasyonlar düşecek. Enflasyon düşüşü de bankacılık sektörünü pozitif etkileyecek diyoruz, değil mi? Yani bunda herkes konuşuyor. Peki biraz önce Merkez Bankası yeni adıyla piyasa katılımcıları anketi miydi? Oradaki anketi gördük. 12 ay sonrası enflasyon beklentisine bak Barış. 12.60'lardı. 12.60'lardı, 13'lerdi. Bankacılık sektörünün öz sermaye karlılığı kaçtı? 12'lerde. 12'lerde. Şimdi o zaman şöyle, yani bir yıl boyunca bankacılık yapıp %12 kar elde etmek yerine mevduata koysan muhtemelen daha fazla para alırsın gibi. Yani mevduattaki para da garanti bu arada. Garanti. Yani o zaman bankacılık endeksinin aslında birkaç ay sonra bir anda enflasyon düşecek, faiz düşecek. O faiz düşüşü de bankacılığın karını bu faizin üstüne getirecek, enflasyonun üstüne getirecek diye bir döngü yok. 2013'ten beri bankacılık endeksi niye düştü zaten? Bundan dolayı düştü. %23, %24 olan öz sermaye karlılıkları düştü. Onunkileri onlara kadar geriledi. Şimdi biz yine %12-13 öz sermaye karlılığından bahsediyor olacaksak, enflasyon da 12'ler 13'ler civarında olacaksa yine el elde baş başta. Yani yine uzun vadeli bir trend oluşturması çok zor. Yani biz enflasyonda kalıcı bir düşüş görmeden ya da bankacılığın öz sermaye karlılığı yükselmeden bu olmayacak. Şimdi bankacılığın öz sermaye karlılığı yükselir mi? O da tartışma konusu, çünkü inanılmaz bir algı var. Yani sanki reel sektör hep zarar ediyormuş da bankalar akın akın kar ediyormuş gibi bir algı var. Halbuki reel sektörün karlılığı arttı, satışları arttı. Yani küçük, ISO'dan görüyoruz. ISO'dan görüyoruz. Yani Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde bankalar dışındakileri çık. Orada da görürsün. Yani hepsinde karlılık arttı, satışlar arttı vesaire. Onlar için kar yılı oldu ama bankalar için ar yılı oldu. Ve öyle bir algı var. Yani bankalar sanki tüm parayı sömüren kesim ve biz bunu hani nasıl baskılayabiliriz gibi. Bu algı olduğu müddetçe de bankalarda o kar artışı da bence çok zor. Yani biraz o %12'ler, %17'ler, %18'lere çıkma durumu olsun. Bence yine bazı şeylerden o karlılıklar azalır. Yani orada da çok büyük bir beklentiye giremiyoruz. Yani kısa vade için en azından baktığımızda. Bu nedenle ben çok büyük bir şey beklemiyorum. Açık söylemek gerekirse bankacılıkta trend dönüşü beklemiyorum. Evet, bir tepki hareketi geldi. Çünkü aşırı iskontoluydu. Artık hani daha ne olsun, defter değerinin 0.3-0.4'lerine gelmiş. Bunların etkisi oldu. İki, hiç olmadıysa bile Halk Bank'ın bile şu yükselişte etkisi oldu. Biraz Amerika'daki dava süreci durdu. Oradaki sistemik baskı biraz hafifler gibi oldu. Halk Bank'ta yaşanan hareketlerin biraz diğer bankalarda da pozitif etkiler oldu. Ben bunun da burada etkili olduğu kanaatindeyim ama kalıcı bir trend dönüşü bankalar için bekliyor musun dersen beklemiyorum. Ama olası düşüşlerde de sınav endeksine göre belki ilk anda likiditesinin bol olması nedeniyle çabuk satılır, reaksiyonlar verebilir ama totalde düşüş riskinin de biraz azaldığı kanaatindeyim. Yani en kötü geride kalmış olabilir ama öyle çok güçlü bir trendde beklememek lazım diyorum. Peki, bir araya daha gideceğiz, ardından buradayız efendim.
Üzeyir Doğan'la son bölüme girdik. Borsa konusunda dolayısıyla çok fazla istekli, heyecanlı, alıcı tarafta olmadığını anlıyorum. Doğru mu anladım? Doğru. Biraz daha hani ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Yani en azından Temmuz ayını bir geçirelim diyorum. Çünkü Temmuz ayı tatillerinde vesaire rehavetiyle çok sağlıklı bir yön oluşacak bir ay olmayacak bence. Fed'i de bir görelim 27-28'inde. Sonrasına bakarız düşüneceğim. Bakarız. Yeniden değerlendiririz. Peki dolar TL bu sakinlik seni şaşırtıyor mu? Şaşırtıyor. Ben açık söyleyeyim. 30 Haziran'a kadar olanki sakinlikte hani 30 Haziran bilançolar kapanacak. Hani biraz bunun etkisi var diye düşünüyordum. Hani kurdaki geri çekilmede ve baskıda. 30 Haziran'dan sonra da bu devam etti. Burada da açık söyleyeyim. Yani genel itibariyle hani piyasaların bir yeri gidemiyor olmasının da belki etkisi var. Çok hani pozitif ayrıştığımız da söylenemez gelişmekte olan ülke kurlarıyla son günlerde tabii, bir miktar düşüş var ama negatif ayrıştığımız da söylemez. Yani son 10-15 günlük tabloya bak hemen hemen ortalarda gidip geliyoruz herhalde. Ya bugünkü mesela özür dilerim böldüm ama bugünkü tablo gelişen ülke para birimleri Türk lirası burada. Hani... Mesela bunu son 10 güne yapabilir misin Barış'a da 15 güne falan? Mesela son bir ay yapayım. Bir ay yapalım aynen. Son 10 güne de yaparım. Yukarıdayız. Yani son mesela bir ayda ciddi satışlar olmuş. Türk lirası daha iyi tarafta kalmış. Yani orada da bir ayın tam o geldiği tarih dönemi olur. Yani belki ara tarih alsan o biraz daha alta, biraz daha yukarı gider. Yani çünkü referans aldığın gün önemli ki o dönemde kurun hareketli olduğu dönemler de vardı. Yani belki 20 gün baksan daha ortalarda göreceksin. Yani o açıdan baktığımızda çok uçup kaçan bir kurumuz yok. Yani gelişmekte olan ülke para birimlerinden de çok agresif bir fiyatlama da yok. Yani onlarla korele gidiyoruz. Biraz daha kendi dinamiklerimize göre biraz daha pozitifiz. O da öncesinde çok satılmış olmasının etkisiydi. Yani çok satılmıştık. Biraz daha reaksiyonumuz o açıdan pozitif oluyor. Ama çok hassasız. Yani kur tarafında gerçekten yani bir şey olduğunda reaksiyonumuz hemen çok hızlı oluyor. Yani şu an uluslararası piyasalarda yaprak kımıldamıyor. Yani en başta söyledik. Üç konu etrafında dönüp duruyoruz. Bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün iyi, bir gün kötü. Kur da o çerçevede gidip geliyor. Ama ben açık söylemek gerekirse şu FED sürecinden ben çok endişeliyim. Dediğim gibi toplantıda konuştular ama konuşmadık, konuşmayı konuşuyoruz dedi. Tutanaklarda konuştukları görüldü. 27-28'inde daha net ifadeler gelecek. Çünkü enflasyonda artık beklentilerin de çok üzerine gittiğini kabul ediyorlar. Bugün de örneğin sundukları projeksiyonda o vardı. Yani enflasyon beklentilerimiz de üzerine gidiyor gibi. İstihdam hep ön bahaneydi. Yani sakin olun vesaire diye. 10 haftadır haftalık işsizlik maaşı başvurularına bak. 1-2 hafta sadece beklentilerin üzerinde geldi. O da beklentilerin üzerinde olmasına rağmen tarihi düşük seviyelerde. ADP özel sektör istihdamı son 2 aydır kuvvetli geliyor. Tarım dışı istihdama bakıyorsun. Bu ay yani geçen ay beklentilerin üzerinde geldi. Bu ayda yine 850 bin arttı. Beklenti 700 bin. Bu ay beklentilerin üzerinde. Geçen ay beklentilerin biraz altındaydı ama beklenti yüksekti. Yani orada da aslında iyi bir ivmelenme var son 2 ayda. Yani saatlik ücretlerdeki artış hızı azaldı vesaire bunları hani bahane üretiyoruz ama sonuçta istihdam piyasasında canlanma var. İşsizlik ödenekleri çok yüksek seyrediyor. Amerika'da bazı eyaletlerde asgari ücretin üstünde gidiyor. Bunlar kesilecek yani bu yıl. Onların kesilmeye başlama dönemleri işte istihdamda daha da kuvvetli artışlar göreceğiz. Yani bunlar bana kalırsa Fed'in bu tahvil alım programını azaltma sürecini bu yıl içerisinde en geç gelecek yılın ilk çeyreğinde başlatmasına sebebiyet verecek gelişmeler eğer pandemiyle ilgili çok olumsuz bir tablo görmezsek. Şimdi iki tablo. Birincisi işler biraz yolunda giderse bu varlık alım programı azaltılma süreci vesaire TL'yi yukarı çeker. Eğer bu olmayacaksa zaten dünyada işler hiç iyiye gitmiyordur. Pandemi vesaire çok kötüye gidiyor. Bu da TL'yi yani kurlar yukarı çeker. Yani ben oradan da baksam buradan da baksam ekonomileri iyiye gitse her şey yolunda gitse FED etkisi var diyorum. Yine risk. İşler kötüye gidip FED bunu yapamayacaksa bu daha büyük kötü senaryo bana kalırsa. Çünkü Fed'in bundan vazgeçmesi ne demek? Biz aslında bundan korkuyoruz ama vazgeçmesinden daha fazla korkmamız lazım. O nedenle ben biraz düşüşlerin kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Çok sert yükselişler olur mu ondan emin değilim ama İbre'nin biraz daha son zamanlardaki gibi hafif yukarı yönlü devam etme potansiyeli bana daha olağan geliyor. Üzeyir Doğan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi maşallahım var stüdyoda. İyi ki geldin. Sen sağ olasın. Güzel bir program oldu. Benim enerjili, heyecanlı. Oldu. Ağzına sağlık.
Hemen Melike'ye döneceğim. Üzeyir Doğan'ı uğurluyoruz. Bakalım sevgili Melike'de hangi notlar var? Bugünkü yükselişi nasıl anlatacak bize? S&P 500 %1.1. Nasdaq %1 yukarıda. Yani Dow Jones'da %1'in üzerinde alımlarla kapatıyor günü. Ama şimdi biz gerçekten en kötü haftayı, 3 haftanın en kötü gününü geride bıraktık. Ve şimdi tahvil faizlerinin biraz daha dengelenmesiyle birlikte artık önümüz açık dedik. Haftaya birinci çeyreği biliyorsun çok güzel bir şekilde bilançolar beklenenlerin üzerinde bıraktık geride. Onların yansımalarını gördük. Şimdi ikinci çeyrek yani yarı 30 Haziran itibarıyla yılın yarısının bilançoları, karlılık ve gelir tabloları ortaya çıkacak. Burada beklentiler yukarıda bayağı yukarı çıkarılmış durumda. Hem de hani evde kal hisseleriyle COVID-19'dan en çok etkilenen hava yolları, turizm, seyahat acentaları diye biz ikiye ayırıyorduk ya. İşte bu ikinci kısım yani seyahat acentaları ve hava yollarının beklentileri çok yukarı çıkarılmış durumda. Çünkü birdenbire şöyle bir turizm patlaması yaşadı Mayıs, Haziran gibi, Temmuz'da da ABD. Onun yansımalarını bekliyoruz. Yani Nasdaq bugün ben ayrışır diye bekliyordum. Birden Biden Facebook, Amazon, Google'a hepsine savaş açınca. Yani onlara savaş değil de şöyle dememiz lazım. Regülasyonları çok artıracağım dedi. Büyük hani Big Pharma denilen, hep eleştiriler altında olan en büyük eczacılık firmalarına, Pfizer dahil olmak üzere, ilaç fiyatlarını manipüle ettikleri gerekçesiyle de yine yaptırımlarda bulunacağım ve yasa tasarılarını hazırlayacağım dedi. Ama Biden çok tepki ve eleştiri de alıyor Barış. Gerçekten liderlik görmüyoruz diyor ABD kamuoyu ve medyası. Çünkü şimdi biliyorsun Delta varyasyonu aldı başını götürdü bütün eyaletlerde. Özellikle Midwest dediğimiz iç batı eyaletlerinde artış çok yüksek. Çünkü orada aşılanma %40'ın da altında. İnanmıyorlar insanlar. Aşının iyi olacağına ve hatta COVID'e yakalanmaktan daha iyi olacağına, yakalattırmayacağına inanmadıkları için. Eğitim seviyesi o eyaletlerde daha düşük, daha kırmızı bir eyalet, Trumpçı eyaletler. İşte diğer mavi eyaletler dahil olmak üzere şikayetleri Biden çıkıp da her gün COVID-19'la ilgili bir demeçte bulunmuyor. Bulunması lazım gerçekten çünkü bütün ülkeler kapatıyor. Asya ülkeleri, Güney Kore kapatacağım dedi değil mi? Şimdi Çin'e birçok iş adamı gidemiyor. Çünkü 2 haftaydı karantina süresi. 3 haftaya çıkarmışlar ve çok sıkı, çok sert. Onların söyledikleri otellerde kalacaksın. Tamam İngiltere bunu biraz bu dün itibariyle gevşetti, açtı ama Amerika orada değil. Yani Amerika sanki gözlerini kapatmış. Delta varyasyonu yok, Lambda varyasyonu yok, ABD'de bunlar artmıyor gibi davrandıkça kamuoyundan da tepki alıyor Biden. Biz borsaya gelirsek tekrar geri, ABD-Çin arasındaki gerilimin çok arttığını görüyoruz. 34 firmayı da kare listeye alınca Biden. O da şimdi neydi biliyorsun sen, Didi gibi bir teknoloji firmalarına, yani New York Menkul Kıymetler evet. Borsası'nda kötü olan Çinli firmalara, Çin bir darbe vurunca regülasyon açısından onlar da 2 milyar dolar kaybettiler bir haftada. O da ona karşı tepki. Böyle peki. Politik savaş adeta diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'cim iyi hafta sonları. Çok teşekkür ederim anlattıkların için, aktardıkların için. Biz şimdi akşam seansımızın kapanışına bir bakalım. Orada tablo nasıl? Yatay kapandık 1518. Amerika çok iyi yukarıda kapandı. Bizim akşam seansımız VIOP yatay. Haftaya ne konuşacağız ona bakalım. Bu haftayı sonlandırıyoruz. İşsizlik rakamlarını alacağız hafta başında. Konut satışları ve Amerikan Hazine Bakanı Yellen'ın Eurogroup toplantısına katılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Salı günü Çin'den ticaret dengesi, Almanya'dan tüketici fiyat endeksi, Amerika'dan da enflasyon Haziran'a dair ve bütçe dengesini almış olacağız. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü İngiltere'den enflasyon, Türkiye'den sanayi üretimi, Euro bölgesinden de aynı veriyi alacağız. Ve haftanın Türkiye için en önemli kararı saat 14'te Merkez Bankamızın kararı. Haftaya çarşamba Amerika cephesinden üretici fiyat endeksi gelecek. Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın bir kongresinin var. Fed 5 kitabı yayınlayacak ve Avrupa Birliği'nde de yeşil dönüşümle ilgili bir duyuru bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü
TL piyasaları kapalı olacak 15 Temmuz nedeniyle. Çin ikinci çeyrek büyüme verisi, Amerika'dan New York Fed imalat endeksi ve sanayi üretim verisini almış olacağız. Haftaya Cuma günü Japon Merkez Bankası'nın kararı, faiz kararı, Türkiye'den göç istatistikleri, tarımsal girdi fiyat endeksi, uluslararası yatırım pozisyonu ülkemizin Euro bölgesi tüketici fiyat endeksini almış olacağız. Amerika'dan perakende satışlar, işletme stokları ve Michigan güven endeksi ile bizim her perşembe gelen tahvil, bono ve DTH'larla ilgili verimiz ve konut fiyatı endeksinde Cuma günü almış olacağız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.